Pengo düzenli olmayı öğreniyor. Pengo çok sevimli bir penguen yavrusuydu. Yalnız kötü bir huyu vardı. Pengo çok dağınıktı. Kıyafetlerini ve oyuncaklarını oradan oraya atar, hiç toplamazdı. Odası her zaman dağınık olurdu. Bu yüzden aradığı eşyalarını bir türlü zamanında bulamazdı. Pengo odası hep dağınık olduğu için bazen farkında olmadan eşyalarının üzerine basardı. Hatta sevdiği oyuncaklarını yanlışlıkla kırdığı bile olmuştu. Bir gün Pengo öyle bir olay yaşadı ki dağınıklığın ne kadar kötü bir şey olduğunu çok iyi anladı. Bir akşam Pengo yine oyuncaklarıyla oynadı ve her zamanki gibi onları toplamadan yatağına girdi. Tam uyumak üzereydi ki ortalığı dağınık bıraktığı aklına geldi. "Acaba eşyalarımı yerlerine kaldırsa mıydım?" diye düşündü. Pengo tam yatağından doğrulup kalkacaktı ki, "Öf ya, çok uykum var. Şimdi eşya toplamakla uğraşamam." dedi ve tekrar yatağına uzandı. Pengo beyaz ayıcığıyla uyumayı çok severdi. O gece de uyumadan önce ayıcığını yanına aldı. Az sonra derin bir uykuya daldı. Pengo sabah yataktan kalkınca önce banyoya gitti. Elini yüzünü yıkadıktan sonra odasına döndü. Ortalık o kadar dağınıktı ki giysilerini bulmakta zorlandı. Bu arada bazı oyuncaklarının da üzerine bastı. Pengo kahvaltıdan sonra tekrar odasına döndü. Bir şey arıyor ama bir türlü bulamıyordu. O sırada Pengo'nun annesi odaya girdi ve "Acele et yavrum, yoksa okula geç kalacaksın." dedi. Pengo, "Dün öğretmenimiz herkesin en sevdiği oyuncağını okula getirmesini istedi anne," dedi. "Ben de ayıcığımı getireceğimi söylemiştim ama şimdi bulamıyorum." Pengo'nun annesi, "Üzgünüm canım, bu dağınıklıkta ayıcığını ararsak okula geç kalırız. Başka bir oyuncağını götürmelisin," dedi. Bunun üzerine Pengo, "Sadece bu oyuncağım sağlam," diye söylenerek mavi arabasını aldı. O gün Pengo'nun bir arkadaşı daha sınıfa aynı oyuncaktan getirmiş olmasın mı? Hem de o arkadaşı Pengo'dan önce oyuncağını tanıtmasın mı? Pengo o anda, "Eğer odam dağınık olmasaydı ayıcığım yanımda olurdu," diye düşündü. Oyuncak tanıtma sırası Pengo'ya gelince öğretmeni, "Sen bize ayıcığını tanıtmayacak mıydın?" diye sordu. Pengo öğretmenine, "Evet öğretmenim ama ayıcığımı bir türlü bulamadım. Bu yüzden mavi arabamı getirdim," deyip arabasını tanıttı. Ne yazık ki arkadaşı aynı oyuncağı daha önce tanıttığı için arkadaşları Pengo'yu ilgiyle dinlemedi. Pengo hatasını anlamıştı. Pengo eve dönünce hemen odasını toplamaya başladı. Önce sağa sola attığı kıyafetlerini dolabına kaldırdı. Daha sonra da oyuncaklarını oyuncak kutularına yerleştirdi. Sıra yatağını toplamaya gelmişti. Bir de ne görsün, ayıcığı yastığının altından Pengo'ya gülümsüyordu. Pengo, "Özür dilerim ayıcık, bundan sonra oyun zamanı bitince seni hemen kutuya koyacağım," diyerek ayıcığı kucakladı. O gün Pengo'nun annesi odanın düzenli olduğunu görünce, "Aferin bir tanem, böyle düzenli olursan her aradığını kolayca bulursun," dedi ve yavrusuna sarıldı. Pengo, düzenli olmanın faydasını görmeye başlamıştı bile.